benim hayalim mühendis olmaktı. Bilgisayar mühendisliği en büyük hayalimdi. Düşün daha ilkokulda. Ben sünnet olduktan sonra babam bir kasalı bilgisayar almış. İlk kasalı bilgisayarlardan. Geldiği gün içini açmıştım falan. Böyle hevesliydim. Sonradan o hayalim devam etti. Babam da benim mühendisti. Efendim mühendis olma işte benim gibi sürünürsün söylemleri babadan oğula geçerek en son amcalarım doktor diye beni de doktor yapmaya çalıştılar. Tabii bu süreç içerisinde kimse bana bir şey sormadı. Şimdi öğrencilerin de sanıyorum en önemli sorunu burada başlasa gerek. Çünkü aileler genelde kendi beklentilerini ya da hayatta yaşadıkları olumsuzlukları evlatlarıyla birlikte temize geçme gayreti içerisindedir. Bu anlamda çocukları için doğru olan hayalden ziyade kendileri için daha doğru olan hayali seçmek isterler. Bu sanıyorum üniversite tercihinde öğrencilerimizin karşılaşabileceği en önemli sorunlardan biri. Bu anlamda en çok önerim şu olur. Sevdiğiniz işi yapın. Ya da sevineceğinizi düşündüğünüz işi yapın. Yani bu işi bitirirsem çok para kazanırım, bu işi bitirirsem iş garantisi var diye bir meslek tercihinde bulunmayın. Çünkü inanın bana bir işi seviyorsanız o zaman çok para da kazanıyorsunuz. Çünkü işinizi iyi yapıyorsunuz. Ama çok para kazanacağım diye bir işe girdiğiniz zaman onun eğitimi size zul geliyor. İçeride sıkılıyorsunuz, yapamıyorsunuz, zorlanıyorsunuz ve işin sonunda arzu ettiğiniz noktaya da hiçbir zaman ulaşamıyorsunuz. Bu anlamda bu sorun hep kulaklarının bir köşesinde bulundursunlar isterim. Yani insanı anlamak diyoruz ya, senin de söylediğin gibi kendini anlamaktan başlıyor esasında. Ben ne istiyorumu iyi belirleyebilmek lazım ve bu ben ne istiyorumu annem babam ne istiyorumdan, çevrem ne istiyorumdan izole edebilmek lazım. Eğer ki ben ne istiyorumu o zaman bulabilirlerse çok daha başarılı olurlar. Bu benim için geç oldu. Ben ne istiyorumu çok geç buldum. Tıp fakültesine girdim. Hatta bir gün hiç unutmam, psikiyatri stajındayım fakültede tıpta okurken. Psikiyatrist hoca geldi dedi ki ya Cumhur sen bu işten anlıyor gibisin, böyle diyaloğun da iyi. Neden hiç düşünmez misin psikiyatrist olmayı dedi. Hiç unutmam, adam görsem yani yüzüne söyleyeceğim. Adama dedim ki ben ya sizin işiniz çok soyut dedim. Gelen de iyileşmiyor, ben cerrah olacağım dedim, kadın doğumcu olacağım. Şimdi o kadın doğumcu olacağımdan ziyade gittim. Üniversite sınavının şeyde bizim tıp fakültesi bittikten sonra TUS var biliyorsun. TUS'a girdim. Tuttum çocuk cerrahisini kazandım. Ne kafa? Sen gidiyorsun çocuk cerrahisini yazıyorsun. Gittim 15 gün çocuk cerrahisine baktım sürekli sünnet. Bu bana göre değil dedim ya. Bunun için ben okumadım. O zaman TUS dershaneleri çıktı tabii. Bence ülkemizdeki her şeyin dershanesi olduğu gibi en önemli sorunlarından biri. TUS'un da dershanesi çıktı ve muazzam paralar vermek zorundasın. Yaşta büyümüş, eşek kadar olmuşsun. Baba bir 20 bin daha çıktı da bir de TUS'un dershanesi çıkmış onu okuyayım diyemiyorsun. Kuşadası'nda turizm hekimliğine başladım. Otelde kafasını gözünü kıran turistler, efendim Türkiye ülkemizin suyunu içip de ishal olan hastalar. Onların hepsi bizim kliniğe geliyordu. Onlarla çok iyi paralar kazandım ve TUS dershanesini bitirdim. Ama oradaki kazandığım tecrübe bana şunu gösterdi. Ya dedim psikiyatrist ol sen oğlum. Yani en iyisi o sana ya. Sana o müstahak. Gittim ondan sonra psikiyatrist olmak için sınavda bütün tercihlerimi bu yönde yazdım. Ha bu arada baba hikayesi dedim ya anne babalarınız karışıyor. Benimkiler de karıştı. Benim ailemin bütün büyükleri Diyarbakır'da üniversitede, Dicle Üniversitesi'nde önemli yerlerde, pozisyonlarda çalışıyorlardı. Efendim dediler, amcaların orada, sen de git orada oku rahat rahat işte, ne istiyorsun? Hiç unutmam, tercih sıralamasında bir üstle, şu an benim okuduğum fakülte arasında babamla kavga gürültü değişiklik yapmıştık ve üst tarafta Diyarbakır vardı. Ben dolmuşa bindim, tam tercihi getirirken annem silgi vermişti. O silgiyle üstle altı değiştirdim de bugüne geldim. Mesela o bile insanın hayatında çok büyük bir değişiklik.